önemli. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı, hep de bahsettik ya, Yeniden Refah Partisi. Fatih Erbakan'ın bir açıklaması var. 2024 yılı bütçe kanununa Yeniden Refah Partisi olarak hayır diyoruz dedi. Bu ne anlama gelir ittifak içinde? Yani Yeniden Refah Partisi'nin genel tavrı. Evet. Güvenlik gibi, hani dokunduğun zaman o devlet otoritesine çarpacak veya Tayyip Erdoğan'a çarpacak yerlere değil, ama AK Parti'nin AK Parti'yi yıpratacak her yere muhalefet edecekler. AK Parti'ye muhalefet etmek Yeniden Refah Partisi'ni büyütecek. Şimdi şunu anlamamız gerekiyor. Milli Görüş tabanı muhaliftir AK Parti'ye. Necmettin Erbakan yaşarken, iddia ediyorum, onun Tayyip Erdoğan'a söylediği sözleri tüm CHP'li hatipler henüz toplamında söylememiştir. Necmettin Erbakan'ın ağır konuştuğu kadar muhalefetin geri kalanı Tayyip Erdoğan'a ağır konuşmadı. Ama Yeniden Refah Partisi başka bir şey yapıyor. O muhalefeti sürdürüyor ama Tayyip Erdoğan'a yapmıyor. Burada babasının, yani Fatih Erbakan'ın politikası babasının politikasından biraz ayrışıyor. Kendilerince çözdükleri aile bir şey var. Aile içinde de biraz farklılık var anladığım kadarıyla. Orada var, o ayrı konular. Onlar tabii var. Ya aile içinde farklılıklar var. Çünkü Saadet Partisi diye bir parti var. Yeniden Refah Partisi diye bir parti var. İki ayrı parti olmaz. Ama asıl ayrım noktası bu zaten. Saadet Partisi aynı Necmettin Erbakan dönemindeki o sert muhalefetle devam ediyor. Hatta Altılı Masa'nın neredeyse kurucu unsuru bile denilebilirdi Temel Karamollaoğlu için. Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte tabii ki. Ama dönüp baktığımız zaman Yeniden Refah Partisi'nin tavrı bambaşka. Bütçede karşı çıkar. Birçok noktada karşı çıkar. Terörle mücadelede çıkmaz. Savunma sanayinde çıkmaz. Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili herhangi bir konuda çıkmaz. Ama onun dışında her konuda muhalefet eder. Çünkü muhalefet etmezse Milli Görüş temsiliyeti iddiasında bulunamaz. Kaybeder. Çünkü Milli Görüş muhaliftir AK Parti. Peki yüzde mesela, hemen vereyim, şunu yani, da ekleyerek vereyim. %35'e düşmüştü genel seçimlerde, evet, AK Parti'nin oy oranı. Yeniden Refah Partisi bu erimeyi devam ettirebilir mi? Yani ciddi bir yükseliş görüyoruz ve istikrarlı bir yükseliş var bu arada. Yani her ay 0.4 falan gibi bir, hani garip bir şekilde bir istikrara kavuştu o yükseliş. Öyle yükseliyor. Ama yani şu var. Bir kere öncelikle Milli Görüş tabanının hangi sınıfsal ittifakı oturduğunu hatırlamamızda da fayda var. Özellikle Milli Görüş işte 1970'lerle beraber Demirel'in özellikle büyük sermayeyi daha fazla temsil etme iddiasıyla beraber rahatsız olan küçük sermayeyi, yani özellikle işte Şerif Mardin'in ifadesiyle merkez çevre gibi bakarsak, çevrede kalan, yani taşrada kalan sermayeyi temsil etmeye başladı. Yani onların siyasi hayattaki temsilcisi olarak aslında bir şekilde yaşantısını sürdürdü. Şimdi birincisi, işte az önce hocam da söyledi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hitap ettiği kitlelerin de bir kısmı bunlar. Ve dolayısıyla bu kitleler mevcut bütçeden rahatsız olacağını Yeniden Refah Partisi öngördüğü için dolayısıyla aslında bunlara dönük de bir açılım yapmış oluyor. Bu bir. İkincisi, az önce ifade ettiğim gibi Yeniden Refah Partisi'nin bir diğer ciddi oy tabanı kent yoksulları. Şimdi siz asgari ücretle alakalı bir tartışma içindeyken, bunun emekçiler lehine çözülmeyeceği ortadayken, öbür taraftan bütçe tamamıyla emek karşıtı bir noktada konumlanırken, yani kent yoksullarını daha fazla muzdarip edecek bir denklem varken ortada, elbette Yeniden Refah Partisi için en pragmatik olan ve kendi seçmeniyle arasındaki ilişkiyi germeyecek olan şey bu bütçeye karşı çıkmaktır. Hı-hı. Dolayısıyla bu gayet anlaşılabilir bir tavır olarak karşımızda duruyor. Bugünkü konuşmada asgari ücret açıklaması da yaptı. 23 bin lira olmalıdır. Evet. Yani bunu siyaseten gayet anlaşılabilir buluyorum, ama başka bir riske dikkat çekmek istiyorum. Sürekli dikkat çektiğim bir risk zaten, hatırlayacaksın. Böyle bir muhalefet tarzını, yani demokrasiden yana, insan haklarından yana filan hiçbir iddiası olmayan, hatta mevcudun daha geriye gitmesini isteyen bir anlayışla siyaset yapılırsa, sadece iktisadi açıdan bir muhalefet edilirse ve bu toplumda bir karşılık bulursa, ki buluyor, şöyle bir riskimiz var. Bu Türkiye'nin gelmiş olduğu artık totaliterliğe doğru evrilme riski taşıyan rejimin muhalefet açısından da, yani bu rejimin kendi muhalefetini yaratması açısından da konsolide olması gibi bir risk var. Dolayısıyla bu açılardan Türkiye'deki muhalefet, demokratik muhalefet diyelim, sesini daha fazla çıkartmalı. Bu konuları siyasetin ana gündem maddeleri haline getirmeli.
Hatırlayalım Sayın Özgür Özel bütün kurultay sürecinde ne diyordu? Biz toplumu yatay kesen konularda kutuplaştıracağız, dikey kesen konularda değil diyordu. İşte tam fırsat. Bütçe görüşmeleri, asgari ücret, bu meseleler tam da toplumu yatay kesen meseleler. Dolayısıyla bunların siyasetin ana gündem maddesi haline getirilmesi olmazsa olmaz. Sayın Dörek, çok önemli bir risk bu. Tabii ki iyicene evrilmesi, iyicene uçlara kayması Türkiye'nin, kendi muhalefetini, iktidarın kendisinin yaratması. Ama gidişat biraz öyle duruyor. Yani genel seçimlerde de Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy oranına baktığımızda tepkili, iktidara tepkisini gösteren özellikle ekonomik anlamda yine ittifak içine kaydı oylar. MHP Yeniden Refah Partisi'ne ittifak dışına gitmedi ve Hasan Bey'in söylediği gibi bugüne kadar tarihinde görülmemiş bir sağ muhafazakar meclis ortaya çıktı. Peki halkın geniş tabanı, görüş her ne olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, bu ekonomik koşullarda, bu adaletsizliği yaşıyorken, bu gelir adaletsizliğini her anlamda yaşıyorken, onları kavrayabilecek bir politika neden muhalefet tarafından üretilemiyor, nasıl üretilmeli? Üretilememesinin sebebi bence açık. Gene sınıfsal tabanla alakalı bir şey. Millet İttifakı sınıfsal olarak sermayenin daha, hani diyelim ki AKP biraz daha müsiyata yakın ise Millet İttifakı da TÜSİAD'a yakın. Şimdi burada müsiyattan dönüp TÜSİAD'a gitmiyor halk. Yani kimlik mülazalarıyla verdiği oyu bu şekilde değiştirmiyor. Burada bence bir sürpriz yok. Kimse içinde olmamalı. Seçimlerden sonra biraz önce söyledim. Bunun daha TÜSİAD'ın isteklerine göre bir program ortaya koyan Mehmet Şimşek'e mesela Millet İttifakı'nın teveccühü de gene bu sınıfsal şeyden kaynaklanıyor. Temelden kaynaklanıyor. Peki öbür taraftan hani işçi sınıfımızın bilinci konu edildi. Bu siyasette de yansımasını tabii ki buluyor. Yani bir işçi sınıfı partisi, bir işçi sınıfı kutbu siyasette göremiyoruz. Ama şu yorum da yanlış olur. İşçi sınıfının bilinci yok çünkü sol partilere, yani mesela ya da şöyle söyleyeyim, Millet İttifakı'na oy vermediği için işçi sınıfının bilinci yok diyemeyiz, sınıf bilinci yok diyemeyiz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi o bir sınıfsal alternatif kutba tekabül etmiyor. Öte yandan siyasetin dışında sendikal alanda bence çok önemli kıpırdanmalar var. Bunları gözden kaçırmamak lazım. OHAL döneminde Tayyip Erdoğan biz bunu sermayenin önünü açmak için ilan ettik dedi. Hocam biraz önce ifade etti, buna referans vermişti. Tam olarak da ifade buydu. Sermayenin önünü açmak için ilan ettik dedi. Bakın işte grevler yok. Geçtiğimiz sene çok önemli iki tane olay oldu. Bunlardan bir tanesi Kocaeli'nde Bekart fabrikasında, diğeri de Schneider fabrikasında Gebze'de. İki fabrikada Bekart ayrı tek başına, Schneider'de MES'le toplu sözleşme sürecini greve çıktılar. Her iki fabrikada da grev yasağı geldi. Özellikle Bekart fabrikasında işçiler grev yasağına rağmen greve devam ettiler. Ve grev yasağı uygulanamadı. Bakın Türkiye'de herhangi bir başka şey var mı? Toplumsal kesim var mı? Bu şekilde Tayyip Erdoğan'ın hani buyruğuna, fermanına diyelim, bu şekilde şey yapabilecek, mukabele edebilecek, edebilen...